Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yaşanan bu devrim maliyetleri önemli ölçüde azalttı ve yenilenebilir enerjiye erişim imkanları da artmış oldu. Biz enerji ve teknolojiyi birbirinden asla ayrı görmüyoruz. Enerji teknolojilerinin yerleşmesi adına hayata geçirdiğimiz YEKA yarışmalarıyla önemli yatırımları gerçekleştirdik. Keza enerji altyapısının dijitalleşmesi, maden teknolojilerinin yerleşmesi, nükleer enerji, hidrokarbon arama ve üretim teknolojilerinde de yine yerlileşmenin artırılması için yerli üretim şartıyla ihalelere çıktık. Hedefimiz enerji teknolojilerinin Türkiye'nin 21. yüzyıl ekosisteminde sürükleyici bir role bürünmesini sağlamak. Türkiye'nin bu konuda önemli bir marka olmasını arzu ediyoruz. Enerji verimliliğinde Türkiye'nin potansiyelini ortaya çıkartmak istiyoruz. 10 yılda enerji verimliliğine yaklaşık 10 milyar dolar civarında bir yatırım öngörüyoruz. Bunu sadece kamu olarak dikkate almayın. Kamu özel sektör birlikte planladığımız, programladığımız bir çalışma. 2033 yılına geldiğimizde elde edeceğimiz tasarruf miktarı 30 milyar dolara ulaşmış olacak. Yani bir başka ifadeyle 1'e 3 kazanacağımız getirisi oldukça yüksek bir alan. Burada küçük tüketicilere ve sanayi kuruluşlarına, KOBİ'lere uygun maliyetli kredi sağlanması konusunda daha önce BDDK ve Bankalar Birliği ile görüşmelerimiz oldu. Belli bir mesafe aldık ancak daha almamız gereken yol var. Burada bankalar ve finans kuruluşlarımız için önemli fırsatlar söz konusu. Sağlanacak uzun dönemli ve uygun maliyetli kredi imkanları ile tüketicilerin finansmana erişim imkanlarının kolaylaştırılması önümüzde duran konulardan birisi. Bankaların sağlayacağı finansman beraberinde özel sektörün, danışman şirketlerin, dağıtım şirketlerinin, KOBİ'lerin de içinde olduğu büyük bir pazarın hareketlenmesini sağlayacak. Değerli katılımcılar, enerji sektöründe yaşanan devrimi sizlere kısa bir şekilde özetlemeye çalıştım. Son olarak enerjide başlattığımız yeni bir süreçten bahsetmek istiyorum. Kendi elektriğini kendin üret diyerek kamuoyuna lanse ettiğimiz yeni süreçle birlikte artık lisanssız elektrik üretiminde yeni bir dönemi başlattık. İşletmeler ya da vatandaşlarımız artık lisans alma ya da şirket kurma zorunluluğu olmadan elektrik üretebiliyorlar. Bu kapsamda daha önce biliyorsunuz 1 megawata kadar olan bir lisanssız kurulu güce imkan veriyorduk. Şimdi yeni düzenlemelerle birlikte 5 megawata kadar bu lisanssız kurma hakkını da getirmiş olduk. Mesken aboneleri 10 kilowata kadar, tüm işletmeler ve kamu kurumları da elektrik bağlantı gücüne göre kurulacak enerjinin öz tüketim fazlasını da yine piyasaya satabilecekler. Aylık mahsuplaşma sistemi getirmiş olduk. Biliyorsunuz güneşte özellikle gündüzün güneş varken elektrik üretilebiliyor ama akşam gece saatlerinde elektrik yok. Ama tüketimin bir kısmı gece gerçekleşiyor. Onun için aylık mahsuplaşma getirmek suretiyle adeta şebekeyi bir sanal depo, elektrik depolarından bilen bir alan haline getirmiş olduk. Yani burada önemli bir gelir elde etme imkanlarını kendilerine sunuyoruz. Böylece atıl haldeki çatı, cephe gibi alanlarda yine güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi gerçekleştirilebilecek. Lisanssız elektrik üretimiyle birlikte enerjide yaşadığımız değişimin başka bir boyutuna da geçmiş olduk. Nedir o? Enerji gibi dev bütçeli yatırım gerektiren bir alanda enerji yatırımlarını aslında tabana da yaymış olduk. Son 2-3 yılda baktığımızda 6000 megawattın üzerinde lisanssız kurulu gücümüz oldu. 6000 civarında aslında küçük oyuncuyu sisteme de dahil etmiş olduk. Meskenlerin, küçük ya da orta ölçekli işletmelerin, çiftçilerimizin, hülasa kendi elektriğini üretmek isteyen her kişi ve kurumun önünde bu şekilde açmış olduk. Böylece yatırım kültürü ve yatırımcı profilinde büyük bir değişim yaşanmaya başlandı. Birkaç veriyi de sizlerle bu aşamada paylaşmak istiyorum. Lisanssız elektrik üretiminde demin de ifade ettiğim gibi yaklaşık 6000 megawatt kapasitemiz hali hazırda mevcut. Yeni düzenlemenin
hayata geçtiği Mayıs ayından bu yana ise Mesken grubundan 1142 başvuru aldık. Biraz önce de ifade ettiğim gibi 10 kW'a kadar bunlar meskenlerin çatılarına kurabiliyorlar. Yine işletmelerimiz, sanayi tesislerimizin ve ticarethanelerimizin de içinde bulunduğu grupta da bu 4 ay içerisinde yaklaşık 200 MW'lık bir başvuru söz konusu oldu. Şimdi buradaki en önemli hususlarından birisi de bu işin finansmanı. Adı da zaten bu işin üstadları orada, uzmanları orada. Onların da şu sürece muhakkak katkı sağlayacağına görüşleriyle, fikirleriyle inanıyoruz. Burada bankalarımız ve finans kuruluşlarımız bu işin uygun maliyetli finansmanı için paketler hazırlar, yeni kredi türleri getirirlerse inanıyorum ki Türkiye lisanssız elektrik enerjisi üretiminde dünyaya örnek bir model de oluşturabilir. Biz de gereken her türlü desteğe vermeye hazırız. Finans dünyamızın da enerjideki bu yeni fırsatı değerlendireceğine gönülden inanıyorum.